Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ikisi Ege bölgesinde Türkiye'de bulunan dünyanın 7 harikasına göz atacağız. Ne mutlu ki ben de Ege'de bu kalıntıların yani dünyanın 7 harikasının kalıntılarının olduğu yerlere çok yakın yaşıyorum. Ve beni başından beri takip edenler bilir, ben bisikletle şehirler arası yollar yapıyorum, antik kentlere uğruyorum. Bu videodan sonra da bugün anlatacağım dünyanın 7 harikasından ikisine ziyareti bisikletle yapıp sizlere daha yakından gösterme fırsatı olabilir ilerleyen gezi videolarımda. Gelin konumuza başlayalım ve dünyanın 7 harikasına yakından bakalım. Dünyanın 7 harikası tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca antik dönemin 7 harikası adıyla da bilinir. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından ilk olarak Dünyanın 7 harikası üzerine adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Günümüzde dünyanın 7 harikasından sadece Keops piramidi ayaktadır. Diğer eserler yangın ya da deprem gibi nedenlerle maalesef yok olmuşlardır. Ve sizlere ek bilgi olarak belirtmek isterim ki 7 sayısı çok önemli bir rakamdır. Bu 7 sayısının önemini dilerseniz bir kapı açayım ben burada ek bilgi olarak. Araştırın, yani meraklı olanlarınız araştırsın ve neden önemli olduğunu bulsun. Yani araştırmam diyorsanız ben zaten ilerleyen günlerde 7 sayısının önemine dair bir video yapmayı planlıyorum. Şimdi konumuza geri dönelim ve dünyanın 7 harikası neymiş beraber bakalım. Keops piramidi. Gize piramitlerinin 3'ü birden dünyanın 7 harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece Keops piramidi bu listeye girmiştir. Keops piramidi 4. hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Khufu tarafından yaptırıldı. Yapımının 20 yılı aştığı sanılmaktadır. Piramit yapıldığında 145,75 metre yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçti. Keops piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen dünyanın 7 harikası arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır. Ve bence bu Keops piramidi olsun, diğer piramitler olsun, dünya teknolojisiyle yapılmamıştır. Kanalımı takip edenler bilirler. Ben piramitlerin dünya dışından bir güçle yaptırıldığını, dünya dışı varlıklar tarafından yaptırıldığını düşünmekteyim arkadaşlar. Babil'in asma bahçeleri. M.Ö. 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Coğrafyacı Strabo'nun 1. yüzyıldaki tanımına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen büyük direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu. Büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçlar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkartılmaktaydı. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya yukarıya çıkarılıyordu. Söylentiye göre Nebukadnezar bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis, Medes kralının kızıdır. Söylentiye göre Mezopotamya'nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Babil'in asma bahçelerinin günümüzde kesin izleri yoktur. Fakat bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in asma bahçelerine ait olup olmadığı düşünülmektedir. Babil'in asma bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Sanılanın aksine efsanevi bahçeler bir yerlere asılı değil, sadece sütunlarla desteklenen taraçlar üzerine kurulmuştur. Zeus heykeli. Zeus heykeli M.Ö. 450 yıllarında adına Olimpiyat oyunları düzenlenen Tanrıların Kralı Zeus için
Olimpiyatlara ismini veren Olimpia şehrinde yapılmıştır. Zeus heykeli bir tahta iskelet üzerine altın, fil dişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon'un içinde yapılmıştır. Heykelin olduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde, heykelin kendisi ise 12 metre yüksekliğindeydi. Büyük bir yangın sonucunda yok oldu. Rodos heykeli 32 metre yüksekliğinde demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslar tarafından güneş tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos arasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Rodos heykelinin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel M.Ö. 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucu en zayıf noktası olan dizinden kırılmıştır. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel haraba halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos'u fethettiler, heykelden kalanları ise Suriyeli bir Yahudi'ye sattılar. İskenderiye Feneri. Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacıyla Mısır'ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros adasında yapılmıştır. Proje, Büyük İskender'in komutanları Tormis Soter zamanında M.Ö. 290 yılları sonunda başlamış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Sadece harikaların değil, bugüne kadar yapılmış fenerlerin de en yükseğidir. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunan tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fenerin en gizemli yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıtmak amacıyla tasarlanmış cilalı broz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor. Böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 kilometre mesafeden görünebiliyordu. Vay arkadaşlar, bu günümüzde kullandığımız modern deniz fenerlerinin atası olsa gerek. Yapı bir dizi depreme kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü. Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin, gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde çöktü. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kayit Bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkıldı. Ancak her şeye rağmen heykel dünyanın 7 harikasından biri olmayı başardı. Kral Musollas'ın mezarı Halikarnas Mozolesi. Halikarnas Mozolesi şu anda bana 50 kilometre mesafede olan Bodrum'dadır. Kral Musollas için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Yapımı M.Ö. 350 yılında tamamlanmış, tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Süslü su mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası podyumun üstünde bulunuyordu ve İonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıralı sütunlar yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. 4 tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Halikarnas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 metreydi. 15. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında Aziz John Şövalyeleri yani Saint John Şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin neredeyse bütün taşları kullanıldı. Yani bugün Bodrum Kalesi'ne gittiğimiz zaman o kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin taşları kullanılmış. Dünyanın 7 harikasından birinin taşları kullanılmış arkadaşlar. Artemis Tapınağı. Efes'te bulunan tapınağın temelleri M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır. Artemis Tapınağı pazar yeri ve dinin müessesi olarak da kullanılmaktaydı. Artemis Tapınağı yabancılar tarafından aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş tapınak Efes'te M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece 1-2 mermer parçası kalmıştır. Türkiye'deki antik kent Selçuk, İzmir'de bulunmaktadır. Tapınak, Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Bisikletle bir tur yaparsam arkadaşlar, size Bodrum'da Halikarnas Mozolesi'ni ve Selçuk'ta Artemis Tapınağı'nı bisikletle gidip tanıtacağıma söz veriyorum. Ancak bu video ne zaman gelir bilmiyorum. Beni uzun süredir takip edenler bilir. Ben bilgisayar başında oturmak yerine daha çok vakit buldukça bisikletle turlara, seferlere çıkan biriyim.
Gerek yıldızlar altında evreni ve doğayı dinliyorum. Gerekse bazen antik kentlere gidiyorum. Tabi bunları bu kanala fazla yansıtmadım. Yani kanalın eski halinde çok bisiklet videosu paylaşıyordum ancak kanalın yeni halinde insanlara bilgiler vermeyi planlıyorum. Artık bisiklet gezilerimi de yani bisiklet gezilerimi bu kanala aktaracaksam da böyle antik yerlerde çekim yapıp bilgi vermek için kullanacağım. Bakalım Schengen vizesi sahibi olursam bir gün sizler için Yunanistan'daki tapınakları da incelemek isterim. Tabii ki de öncelikle kendi ülkemizden başlamayı planlıyorum arkadaşlar. Bu arada bu anlattığım konu dünyanın eski 7 harikası yani dünyanın 7 harikasının antik olanlarıydı. İsviçre merkezli New Seven Wonders Vakfı dünyanın 7 harikasını belirlemek için bir kampanya başlatmıştı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi cep telefonu ve yeni 7 harika newsevenwondersworld.com adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını seçti arkadaşlar. Oylama 7 Temmuz 2007'de sona erdi. Yani 07.07.07'de sona erdi. Cep telefonu ve internet oylarıyla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edilmiş. Yani 2007 yılında. Dünyanın yeni 7 harikasını ben size sadece isimlerini sayacağım. Burada gerçek antik 7 harikasını saydık, açıkladık sizlere. Ben size bunların başlıklarını vereyim. Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu antik kenti, Meksika'daki Chichen Itza piramidi, İtalya'daki Roma kentindeki Kolezyum, Hindistan'daki Taç Mahal anıt mezarı şeklinde sıralandı bu yeni 7 harika arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldiğimizi üzülerek belirtiyorum. Sizlerle nice videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Yıldızlara emanet olun. Başınızı dik tutun. Işıktan ayrılmayın arkadaşlar.